Ben iman hikayelerinden devam edeceğim. Yağmurdan biraz bahsedeceğim bugün. Yağmur damlaları şöyle düşünebiliriz. O büyüklükte bir yağmur damlasını aynı şekilde düştüğü yerden 1200 metre yükseklikten aşağı bıraksanız 558 kilometre bir hızla aşağı düşer ve o cisim düştüğünde aşağıda bulunduğu ve çarptığı yeri tamamen paramparça eder ve tahrip eder. Fakat yağmur damlalarına baktığımızda yüz binlerce yağmur damlası parçacık parçacık üstümüze değmesine düşmesine rağmen insana derisine hiçbir şekilde zarar vermiyor. Çünkü yağmur damlasının özel bir yapısı var. O bulunduğu özel yapısından dolayı sürtünmenin etkisiyle ve yapısı sayesinde vesilesiyle Allah o yere düşerken 8-10 kilometre bir hızla onu düşürüyor ve insana ve ekinlere hiçbir şekilde zarar vermiyor maşallah. Hepimizin şu anda hali hazırda da kullandığı su daha dünya ilk yaratıldığı anda Allah'ın yarattığı sular, Allah pırıl pırıl o nimeti, o pırıl pırıl suyu bize durmaksızın buluttan tertemiz olarak indiriyor. Allah Müslümanlara derin derin düşünmeleri gerektiğini bildiriyor. Buluttan inen o güzelim tertemiz suyun, o bulutların hepsinin müthiş düzeni, o güzel şekilde yaratılması hepsi Allah'ın ayetlerinden. Allah bir ayetinde şöyle buyuruyor. Kaf suresi 9. ayette kovulmuş şeytandan Allah'a sığınıyorum. Ve gökten mübarek, bereket ve rahmet yüklü su indirdik. Böylece onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik diye Allah ayetinde bildiriyor. Allah dilerse en güzel şekilde yaratıyor. İnsanın en rahat şekilde kullanabileceği gibi. Allah dilese tamamen çamurlu bir su yaratabilirdi. İnsanlar dünyada o suyun çok az bir kısmı kullanılabilirdi, temizlenebilirdi. Hatta çok ciddi zorluklar yaşanabilirdi. Allah dilese o suyu tuzlu indirirdik diyor. Fakat pırıl pırıl insanın en rahat şekilde içip en rahat şekilde vücuduna fayda edeceği şekilde Allah yaratmış maşallah. Hep karşılaşılan bu tarz konularda insanlar bazen derin düşünmeyebiliyor ama bu anlattığın detaylar gerçekten çok önemli. İnsanın her an şükretmesi için o tertemiz suyun gökten inmesi maşallah. Maşallah. Maşallah.